Bu hafta en çok gelen soru şuydu arkadaşlar. Antrenmanı aç karnına mı yapalım, tok karnına mı yapalım? Ve sizler için hem kendi fikrimi ortaya koyarak hem de birazcık böyle bilimsel çalışmaları araştırarak bir sonuç çıkardım. Arkadaşlar çok detaya girmeden, ülke şehir isimleri vesaire girmeden yurt dışında bir ülkede yapılmış bir araştırmadan bahsedeceğim. 2000 kişi üzerinde bir deney yapılıyor. Bu 2000 kişinin yarısına 150 gram karbonhidrat veriyorlar. Diğer yarısını ise aç karnına antrenmana sokuyorlar. Belirli periyotlar halinde ve belirli bir sürece antrenman yapılıyor ve bunlar test ediliyor. Görülüyor ki aç karnına antrenman yapan grup daha fazla yağ yakıyor ve antrenman şiddeti daha uzun süre verimli devam ediyor. Çok ilginç değil mi? Yemek yememiş olan daha uzun süre enerji harcayarak antrenmanla daha verimli bir şekilde devam ediyor. Karbonhidrat alan grup ise antrenmanın yarısında antrenmandan düşmeye başlıyor, yorulmaya başlıyor. Şimdi sebebini açıklayacağım size. Birincisi, antrenmandan önce karbonhidrat alan grup basit karbonhidrat alıyor arkadaşlar. Örneğin pirinç. Pirinç biliyorsunuz basit bir karbonhidrattır. Kana çok süratli bir şekilde karışır ve süratli bir şekilde çıkar. Hani pirinç yedikten kısa bir süre sonra acıkmanız, kan şekerinizin düşmesi bununla alakalıdır. Örneğin bulgur ya da yulaf yediğinizde böyle 4-5 saat parça parça karıştığı için kanınıza ani bir düşüş meydana gelmeyecektir ve antrenmanda da antrenmanın sonuna kadar böyle dümdüz hiç enerji düşürmeden devam edebilirsiniz. Ama pirinçte durum böyle değil. Bu yüzden karbonhidrat alan grup antrenmanın ortasında karbonhidratın verdiği enerji çekildiği için, vücut hızlı bir şekilde kullandığı için boşalmadan kaynaklanan bir enerji düşüklüğü yaşıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya diğerinden karbonhidrat çıktı. Bunda hiçbir şey yok. Bunun antrenmanın başından sonra düşmesi lazım. O öyle olmuyor işte arkadaşlar. Şöyle anlatayım size. Vücudunuzda tabii ki de biliyorsunuz ki yağ hücreleri var. Bu yağ hücreleri kaslarınızın içinde de var. Ama bu kaslarınızın içindeki yağ hücreleri bizim harcamamız ya da vücudumuzdan parçalayarak atmamız gereken yağ hücreleri değil, zaten atamazsınız. Yani onlar yaratılış itibariyle kaslarınızın %10'unu oluşturan ve orada olması gereken yağ hücreleri. Vücudunuzda ya bu karnınızda falan gördüğünüz yağlar gibi değil yani. Bu kasların içerisinde bulunan ve ortalama olarak %10'unu oluşturan yağ hücreleri. Aç karnına antrenmana girdiğinizde vücudunuzda antrenmanda harcayacağınız karbonhidrat, şeker ya da yağ bir şey olmadığı için vücut bu kaslarınızın içerisindeki yağ hücrelerini, yağları kullanmaya başlıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar kasların içinde durmalıydı, bunlar faydalıydı bize. Vücut bunu harcıyor, biz o zaman zararlı bir şey mi yapıyoruz? Yapmıyoruz, olay da tam burada başlıyor arkadaşlar. Antrenmana girdiniz, karnınız aç, bir şey yok. Vücudunuz kaslarınızın içindeki yağları kullanmaya başlıyor. Ama Allah öyle bir vücut yaratmış ki bunlar kısa bir süre sonra hızlı bir şekilde dolmak zorunda. Yaratılış sistemi bu şekilde. Vücutta bir şey yok. Yağ almamışsınız, karbonhidrat almamışsınız. Neyle dolacak? Kaslar vücudunuzdaki yağları oraya doğru çekmeye başlıyor. Yani siz dolaylı olarak karnınızdaki yağları harcamış oluyorsunuz. Yapma imkanınız varsa arkadaşlar bir bardak su, böyle limonlu bir su olursa, limon sıkarsanız süper olur. Yanına bir tane filtre kahve, 15 dakika sonra mükemmel bir antrenmana girebilirsiniz. Zaten içeceğiniz filtre kahve size muazzam bir enerji verecek. İçerisinde kafein var biliyorsunuz, uyarıcı bir maddedir bu. Onunla beraber eğer sabah yapıyorsanız zaten uykudan uyanmışsınız, böyle double bir enerji olacaktır sizin için. Double mı deniyor ona, duble mi deniyor bunu yıllardır bilmiyorum ama ben double diyorum. Çift enerji olacaktır sizler için. Ve dediğim gibi arkadaşlar, aç karnına antrenman yaptığınızda vücudunuz bu yağları kullanırken daha verimli antrenman yaptıracaktır. Benim önerim aç karnına antrenman yapmanız.